oğlum, burası yürüsün. Baba, bir tane daha alsana. Selamünaleyküm arkadaşlar. En doğal, en organik YouTube kanallarından birisi olan Keçikolik07 YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Dostlar bugün bizim köye yakın, baba Üzümdere'yle burası kaç kilometre? 15. Bizim komşu köyümüz var Üzümdere, 15 kilometre uzaklıkta. Orada da babamın halası var, onu ziyarete gidiyoruz. Hem şöyle ırmak kenarı olduğu için burası harika manzaralar var. Size o manzaralardan şöyle kesitler sunalım. İnşallah iyi bir video olur dostlar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, büyük halamızı ziyarete giderken sizlere de şöyle doğadan çok güzel manzaralar gösterelim. Bakın şöyle ırmağın güzelliğine bakın. Yemyeşil, harika. Çınar ağaçları da böyle yapraklarını açmış. Harika manzaralar oluşturmuş dostlar. Ben ara ara böyle Instagram'dan da hikayeler paylaşıyorum. Reels videolar yapıyorum dostlar. Orada da böyle doğa güzellikler paylaşıyorum. Hatta daha önce de buralardan kesitler paylaşmıştım. Keçikolik07, oradan da bizleri takip edip bu doğal güzellikleri izleyebilirsiniz dostlar. Şuranın güzelliğine bakın. Ay, çok güzel. Evet, yanımızda Yunus Emre de var şimdi. Eşim, babam ve halam var. Hep birlikte büyük halamızı ziyarete gidiyoruz. Evet, burayı daha önce de paylaşmıştım. Şöyle bakın. Şimdi onları da göstereceğim sizlere. Oğlum hava soğuk. İki gündür dostlar buraya çok güzel yağmur yağdı. Harika yağmur yağdı. Bu aralar gerçekten şükürler olsun. Çok bereketli. Birkaç gündür öyle havalar yağışlı geçiyor. Bu sene suyumuz da bol. Kışın çok güzel kar yağdığı için suyumuz bereketli. Allah'a şükürler olsun. Arkadaşlar Üzümdere köyüne gidiyoruz. Artık köyü de kalktı, köyü ibaresi ama Üzümdere mahallesi diyelim. Bizim köye 15 kilometre uzaklıkta. Orası da harika bir köy. Şimdi köye geldiğimiz zaman sizlere köyü de göstereceğim inşallah. Önce bir halamızın yanına varalım. Büyük halamızın yanına. Daha sonra sizlerle inşallah paylaşımda bulunalım.
Olsun, aldık, bir şey olmaz Allah. Şu ev de çok güzel, böyle senelerdir gelirim. Hangisi? Bu ev çok hoşuma gider böyle. Gelince, taştan yapılmış ya Allah. Allah. Evet. Evet. Allah rahmet eylesin. Burasının sahibi öldü. Kimdi? Bu evleri yapan işte böyle ustaydı. Yani gerçekten çok güzel bir ustaydı. Evet. Anladın mı? Taşı. Lakabına dereli kel derlerdi. Hmm. Anladın mı? Evet. Allah rahmet eylesin. Galiba ismi Ali'ydi galiba. Ama şu anda galiba kimse yok. Evet dostlar, Antalya İbradı. İbradı'ya bağlı değil mi baba? Üzümdere. İbradı Üzümdere'deyiz. Şöyle büyük halamız yanına doğru gidiyoruz. Evi de burası. Bir girelim bakalım. Yağmur mu çiseliyor? Buraya yağmur çiseliyor. Taşlar çiğ oldu. Siyahlaştı. Da değer miydi? Hala mı geliyor? Orası. He. Eskiden hala burası böyle çevrikti şöyle. He. Davarları falan vardı böyle davarları. Var. Şurada bir tarak vardı böyle bir girer çıkardı böyle. Böyle. He, dar bir yerdi burası böyle. Değil mi baba? Evet. Burayı işte açtı oğlan. Açtı öyle yani meydan yaptı. O da arabayla marabayla geldiklerinde şey, dönelim hem burada diye. Burada tefekler mi vardı ne bileyim? Şey vardı, koşun altı asmaları vardı. Mi? Şuradan giriverirdik. Şurada merdiven vardı, dolaşmadan. Aynen. Evet, hatırlıyorum. Dolaşmayacağız diye oradan inerdik. Ihlamur ağacı da var. Evet. Evet. Alama ziyarete geldiğimiz zaman. Duruyor alamın sesi geliyor içeride. Hayır. Başla. Evet. Şimdi Allah nasip etti. Köyden kalktık. İnşallah. Gelinimi aldım. Oğlumu aldım. Torunumu aldım. Ve Beryal bacımı aldım yanıma. Halamla ne emekli canıma. Eniştemin yanına ziyarete geldik. Ve bunları ziyaret ettim burada. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Tabii çok da mutlu oldular. Bizi gördüler, çok da sevindiler. Allah razı olsun. Sağ olsun. Ve eskiden beni de küçükken çok severdi. Ben de halamı çok severdim. Anne. Ne yapalım işte, bizi de gördü. Biraz ağlamaya başladı. Ama ben de diyorum ki ağlama. Ne yapalım? Ağlama dedik. Allah'ın takdiri. İşte geçen bayramda gelemedik. Çünkü gerçekten büyük bir acı yaşadık. Büyük bir acı yaşadık. Büyük oğlumu kaybettik. 46 yaşında toprağa verdik. Cenab-ı Rabbil Alemin'den duam, Allah kimselere evlat acısı yaşatmasın. Çok zordu, çok kötüydü. Vallahi pek de fazla konuşamayacağım şu anda. Mekan cennet olsun. Allah mekanını cennet etsin. Halam benim. Başın sağ olsun abi. Sağ olasınız. Allah razı olsun. Halam kaç yaşında? Eniştem kaç yaşında? Bunları... Enişte kaç doğumluydun sen? 87 ama 80. 39. 82. 82 evet. Halam. Ben sen 2 yaş aramız var. 3-4 yaş aramız var. 4 mü? 78-79. Hala sen daha gençsin maşallah. Genç tabii hala. Vallahi gençsin. Halamın ayağı böyle. Biliyorum biliyorum. Dizleri. Bunun halam gerçekten çok şey. Bu eskiden artık doğumdan olmuş. Evet. Bu. Halam sonradan oldu, bu toyuk kötü çıktı parmaklarımdan. Ayak kazdılar. Abi önce böyle değerliydi halamın ayakları. Ayağı böyle değerliydi. Çok baksana. Çok kötü oldu. Ayakkabıyı sarardım böyle ama şimdi bir şey ya yok. Toyuk kötü dediğimiz şey nasır. Nasır. Ha, eski ayak parmaklarda çıkan nasırdan. Zamanında işte bazı imkansızlıklardan olan bir şey bu nasırlar. Bakın imkansızlıktan olan bir şey. İmkansızlık derken
o dönemde, bunun gençliği döneminde, kızlık zamanı döneminde maddiyette el vermiyordu. Bu kadar mesela şeyler de yoktu. Doğru dürüst bir ayakkabı alamaz, doğru, bir efendim bir şey alamazdı. Çarığı. Giyemezlerdi bir çarığıyla, bir şeyle. Hani böyle işte o nasırlarda böyle olurdu. Diken batar, bir şey katar. Oldu muydu orada kalır. O iltihaplanırdı. He, orada içinden ciriye çıkardı. Sonra da öyle nasır olurdu. Da işte öyle ondan dolayı, bu ayağından dolayı biraz sakatlık çekti. Allah maşallahı var gene. Biraz da doğumdan varmış. Gene de iyi yani. Gene de iyi. Ana doğum acından tabii. Tabii canım, evet. Yani doğumdan esas ana, yani doğumdan varmış o da. Sonradan bir de o işte o nasır şeyi olunca bayağı da zarar etmiş o. Tabii. Gene de ayaktayın Allah. Maşallah. Ya. Maşallah. Ama halam nasıl gençliğinde, nasıl güzeldi, nasıl güzel. Bir bakan bir daha bakamazdı. Hala güzel. Bir bak, vallahi bak, bir bakan bir daha bakamazdı. Zaten bizim öyle. Bizim erkeklerimiz de yakışıklı, kızlarımız da güzel değil mi hala? Yalan benim. Hala mı kaldı de işte. Şey demiş ki hala. Panta rahmetli. He, biliyorum. He, şimdi bir gün oğlunun torununun birine bir kız arayacaklarmış. İşte filanın kızı var, filanın kızı var diye sayarlar ha. Birkaç tane böyle saymışlar. Öteki orada yanındakiler de derimiş. İşte filanın kızını yapsak onu, ya onu Tarzan'ın oğluna Mehmet'in oğluna nişanladılar. Öteki söylermiş. İşte o da ona nişanlı. Ondan sonra öteğini söylermiş. Ya onu da yeğenine nişanladı. Arkadaş demiş, köyün en güzel kızlarını demiş, Tarzan'ın oğlu mu aldı hep demiş. O dedi. Anladın mı? Öyle de bir şey var yani. Onun hesabı. Allah'a şükürler olsun. Allah'ın verdiğine çok şükür. Kızlarımız da güzel. Oğlanlarımız da yakışıklı, gelinlerimiz de güzel. Haremizde hiçbir şeylik yok. Gelinlerimiz de güzel. Anacığım öyle derdi. Kıtmırlar derdi, kıtmırların hepsi yakışıklı derdi. Anam be. Geliyorsun oğlum be. Anacığım gülüyor. Hangi şimdi ya? Çok severdim. Evet. Baban kaçıp yönmeye giderdi. Ekmeği alırdım, suyu alırdım. Abimin ardında ekmeğini taşırdım, suyunu taşırdım, taşırdım. Neyi vardı? Anlamadım. Neyi sordun sen? Neyi verdi? Bir günde şeyin hasma, ekmek gibi hasma. Neyi görmüşsün ya? Arap derdi. Öldü. Onunla bir günde iki kere... Delibaşı'nın torunu... Çuval, 15'er deste. Yok canım, yakında o öyle bir şey İki olmadı. İki kere döndüğümüz köye. Uğur. Nerede gördün? Şey ne? Kocağım atlardan. Kocağım atlardan oğlu ya. Dereburnu. Tabii. Ne olmuş? Yok yok o. Dereburnu'ndan iki kere eve geldi. Bir kere kaşıklığa döndü. Kocağım adım oğlu ya. Tuvallara girerdik 25'er deste. Hala gençlik geçti kızım, geçti. Geçlik ne gezer gayrı gel bitti. O, onlardan kimse ölmedi de. Nerede o zamanlar? Nerede? Nerede? Kuşalar camına yunarlardı barazı. Evet. Gittik, işimiz var. Babamın kaşıkları da çok güzel, harika de. Olurdu. Bir başka olurdu. Kendi karardı. Ben böyle böyle kaç tane cabı kalabalığı. Allah haberim bir oldu. Sarardı. Onun yerine bir evet. Cari alıp gelirdi. Neyse hayırlısı olsun bir daha bakalım. Onu yetişmez. Ölen işte ne yapalım, ölüyorlar. 6 tane 7 tane. Allah rahmet eylesin. 5 kız 2 oğlan. Tabii. Anlat bakalım sen. Askerliği nerede yaptın enişte sen? Bu Antakya'ya gittim. Amasya'da. 24 ay. Almanya'ya gittim. 24 ay. Hiçbir yere gitmedim. Oradan başka yere dağıtım olmadı. İki yere işte. Olmadı. Neresin hala? İşte. Bir başı vardı. Bir karşı. He ya. Onlarda bir şey olmadı. İşte geldi burada. He. Onu buraya çekti. Geldi işte. Piyade. Posta falan mıydın yoksa? Geldi burada. Orayı da çok severdi.
İkinci davul geldi, cümleye verdi. Afiyet Betene verdi. Samanya gittim de neler. Hizmeter olarak koydum. Bizim ülkemizde hizmeter vardı ya. He he, işte onu diyorum. He. Hizmeteri, evet. Onda biraz kaldım, iki ay kadar kaldım. Oradan bize ikinci davul karargahına verdiler. Hala, Ayşe abla ya, çocukların ismini say. Hepsine selam söyle, kapatalım artık. Aleyküm selam. Çocukları söyledi. Sen kaç söylesen. Çocuğun var? İsimlerini söyle Ayşe, bakalım. Ayşe de, Emine de. Ayşe, Emine. Zeki, Ali. Ali, Zeki. Dört tane mi? Dört. Ramazan. Bayram. Ha, beş. Ramazan. Ha. Hepinize selam de. Hepinize selam. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi. Hepinizi ben öpüyorum kuzum. Aleyküm selam. Eniştem de gönderdin, dur kapatma. Sen de gönder bağlım. Eniştem sayabilecek misin? Sor bakalım. Sayabilir mi bağlım? Hadi bakalım. Kim var? Güllü de var. Güllü'ye de gönder tabii. Güllü de unutmasın. Güllü de var. Onu ayrı da. Güllü var. Benim ya büyüttün değil mi? Zeki de. Zeki. Zeki var. Bunlar iki tane. Ali. Ali var. Ya. Ondan sonra hepinize selam ediyorum. Hepinizi gözlerimden öpüyorum de. Hepinizi gözlerimden öperim, öperim. Bak hiçbirisini unutmayın, küserler sonra beni unuttu derler. Bir Ramazan. Oha, ha, bak yedi tane. Yedi tane. Hepsine selamlar. İnsanlar hep iki yalan oldu. Ayşe, Emine, Zeki, Ali, Güllü, Bayram, Ramazan, yedi tane. Bu kadar herhalde. Evet arkadaşlar, halamlarla güzel bir sohbetin ardından şöyle köyü de gösterelim balkondan. Burası Antalya Üzümdere. Antalya İbradı Üzümdere Mahallesi arkadaşlar. Aşağıda da güzel bir camisi var şurada. Ay çok güzel. Evet çok güzel. Yunus Emre, Dürya Lam'ın fasulyelerine bak maşallah nasıl olmuşlar. Evet. Geçen geldiğimizde biraz küçüklerdi. Büyümüşler, gördün mü? Domatesleri de var burada. Olağa böyle saksı yapmışlar. Arkadaşlar çağlalara bakın, kocaman kocaman. Bunlar biraz kartlaşmış. Bizim köyde biraz daha tazeler. Çünkü bizim köy biraz daha yayla düşüyor Üzümdere'ye göre. Arada 15 kilometre var ama burası ırmak kenarı ve rakımı biraz daha düşük olduğu için burada her şey biraz daha erken olgunlaşıyor. Biraz daha erken kartlaşıyor. Şöyle manzaralarla kapatalım. Baba, arkadaşlar bakın. Böyle dutlar. Kimin o dutlar? Ne? Kimin o dutlar? Ben de bilmiyorum. Dürüye alan. Evet. Hadi bakalım. Gel içeriye gidelim artık. Olmaz. Dayı meşhur edeceğim seni. Dayı benim YouTube kanalım var. Orada atıyorum ben. Yengem de görünsün şöyle. Güzel yengem çok görünsün. Çok güzel. Evet. Olsun boş. Ama görmüyor musunuz çekilen kadınları şey yaparlarken herkes şalvarıyla malvarıyla ekmek yapıyorlar bilmem saçta bir evet şey. Evet arkadaşlar, Dürüye halamın ziyaretinden sonra onunla güzel bir sohbet yaptık. Halamız babamın halası olur. Onun yanındaydık biz. Evet. Fide aldık. Poşetim yok mu? Da, yok, o çocuğun elinde. Ha. Bir poşete koyuyorum. Aynen. Aynen. Ver alan bir poşete koysun amca, görür. Hayır, bir poşete koysun. Öyle böyle götürmez. Poşetiyle götür, poşetiyle sen götür. Oldu mu? Sen elinde tutacakmış. Halacığım. Annem ezilirler ama. Ezilir. Amcanın adı ne? Ramazan Göğe. Ramazan amcadan fiden aldık. Yenge senin adın ne? Nazlı Göğe. Nazlı. Nazlı yengemiz, evet. Çok iyi valla. Allah iyilere çatırsın Rabbim inşallah. Böyle güler yüz bile yeter ya. Valla. Getir annem, şu poşeti koyalım eline. Al sen yürü, al götür. Poşetiyle ver eline. Al gel. Sapının koluna geçir. O elinde tutacakmış dayı. Vur öyle deme, sen de her şeyi şuna. Hala bir şey olmaz, ölmez fidanlar. Poşete koysun da gene o götür. Tamam ben alayım onu, poşete korum ben. Ha. Ben onu hiç
dediğini ikiletmem ya. Ama işte ondan öyle yapıyor öyle. İşte aynen. Onu da öyle yapmam Allah. Kıyamıyorum, annesi bağırıyor, ben hiç bağırmam. Bak hele şimdiden biraz daha şey yap. Değil mi oğlum? Canım tabii. Sonunda baş edemezsin. Baş edemezsin alan. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun. Hadi hayırlı günler. Hadi poşetleri alın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayırlı akşamları bakalım. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Hadi sağ olun. Allah razı olsun. Biraz şey olmuş. Güllerin güzelliğine bak Yunus, gördün mü? Şimdi biraz iyi yani şimdi. Çok iyiydi de enişte. Allah razı yani işte iyiydi. Yaşlı ne olacak? İstiyor musun bir tane gül? Amca versin mi? İste bakalım. Amca bir tane gül verir misin de. Ama büyüğünden alsın. Dur dökülmeyenden. Çok büyükleri dökülebilir. Çiçektir, böcektir. Çocuk gördüğümde kendinden geçiyor. Anam. Gerçekten çok korktu. Babası gibi. Ben de böcüklerden çok korktum. Çiçektir, böcektir. Hani böcektir yani çiçek, böcek yani her şey. Çok seviyor, çok. Bir gelincik gördüm. Heh. Şuraya git, yola git, yoldan alın. Yürü. O zaten... Zaten güllerin başına geldi, dikildi. İsteyecekti de çekindi. Ay kırmızı kırmızı. Ver, vur. Of of of, gördün mü? Kırmızı değil, beyaz değil. Şimdi bunu aldığın zaman Galatasaray'ın olman lazım. Bak kırmızı, sarı, sarı, kırmızı. Oğlum teşekkür etsene Yunus Emre. Teşekkür etsene. Yunus. Onun adına biz teşekkür ederiz. Gitti, teşekkür et. Hadi yürü. Öğret bunları. Vur böyle şeyleri. Alışır, alışır. Teşekkür etsin. Hadi. Güzel kokuyor. Anne bir koksana. Koklayayım yeter. Kalam götürdü, getirdik. Evet arkadaşlar. Burası da Üzümdere. Cami. İçini bilmiyorum ama güzel bir camiye benziyor dışarıdan. Şöyle. Babamı bekliyoruz. Onu halamın orada bırakmıştık. Biz fide almaya geldik. Şimdi babam gelsin. Tekrar köye dönüş yapacağız dostlar. Evet arkadaşlar. Dönüş yolundayız. Şöyle doğa güzelliklerle efendim. Geç kaldık oğlum, gidelim artık. Fidanları ekeceğiz. Ne diyor? Ne istiyor oğlum? Ne istiyor? Tamam. Oo, suyun içinden geçiriyor. Geçiyoruz değil mi? Allah'ım yarabbim. Yunus Emre'nin ısrarıyla suyun içinden geçtik. Evet Yunus Emre. Mutlu oldun mu? Şimdi Yunus tekrar Emre, dönüyoruz. Şöyle. Oğlum bak buradan geçtik artık. Gerek yok inmemize. Devam et. Diyorlarmış oğlum, köpekler var şurada, saldırıyorlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.